Bediüzzaman'a adını anmaktan korkanlar, adını anarsak işte ne olur durumumuz, bize işte şöyle eza ederler, böyle eza ederler diyenler çok büyük felaketlere karşılaştılar. Yani Allah yanlarına bırakmadı. Mesela Adnan Menderes, tabii ki acıdır onun asılması çok şey ama Bediüzzaman'ı o devirde ezim ezim ezilmesine göz yumdu. Yani. Evet. Muazzam işkence yaptılar Bediüzzaman'a. Doğru. Bakın onu koruyup kolladığı halde, Adnan Menderes'e dua ettiği halde, ona Anadolu'da zemin hazırladığı halde, onun kazanması için var gücüyle gayret ettiği halde ki iktidara gelmesinde bir numaralı etkendir. Hatta İnönü'nün de bu konuda açıklamaları var. Hatırladığım kadarıyla. Evet. Yani iktidara gelmesinde ana etkendir. Evet. Buna rağmen veli nimeti olan bu insana karşı koruyucu ve şefkatli olmadı. Yani mesela Ankara'ya girmek istiyor. Kapıda Ankara'nın girişinde polisler karşılıyor. Giremezsiniz efendim diyor. Allah Allah. Niye? Mahkeme kararı gerekir. Nasıl giremez ya? Tabii. Bir vatandaşın bir kere anayasa aykırı ya. Vatandaş istediği gibi kendi vatanında gezer. Türkiye onun vatanı değil mi? Niye giremezsin yani? Tabii ki. Ve çok yaşlı, düşkün bir ihtiyar. Hastalanmış. Değil mi? Arabasıyla geliyor. Buyurun efendim. Biz size yardımcı olalım. Sizi koruyup kollayalım. Deneyeceğine sizi sokamayız diyorlar. O zaman diyor Urfa'ya gideyim. Memleketime gideyim diyor. Oraya da koymayız diyorlar. Allah Allah. Ne istiyorsunuz kardeş? Ya oraya gitme, buraya nereye gidecek? Ne yapması gerekiyor yani? Değil mi? Tabii. Bu Allah'ın zoruna gitti bu. Ve arkasından bu olaylar oldu. Bediüzzaman dedi yani. Değil mi? Onlar dedi, onlara desteğimi kaldırdım dedi. Desteğimi çektim. Ve eliyle de devrileceklerini işaret etti, söyledi. Evet. Ve kısa bir süre sonra devrileceklerini söyledi. Ve aynen dediği gibi oldu. Ben gidiyorum dedi ama onlar da gidecekler dedi. Yani ben vefat edeceğim. Evet. Ama onlar da gidecekler dedi arkasından. Onun için veli olan insanları koruyup kollamak, onlara destek olmak bereket getirir, güzellik getirir. Onun için Hüseyin Çelik'i tebrik ediyorum. Güzel, yiğitçe, candan, samimi bir konuşma yapıyor. Evet. Allah razı olsun. Hatta siz uçak kazasını da hatırlatmıştınız hocam. Bir uyarıydı, bir oradan kurtulması mucizevari. Ya kardeşim tabii Cenab-ı Allah Adnan Menderes'i daha önce uyardı. Bediüzzaman'a bu işkencenin yoğunlaştığı dönemde tahta barakada sıfırın altında 10 derece tahta barakada hücre hapsinde tutuyorlar. Soba yok. Yaşlı bir insanı. Ya kardeşim bu çok büyük bir zulüm değil mi bu? Rusya'da görmedim dedi diyor hocam mesela esarette. Ya bak ben bu zulmü diyor Rusya'da görmedim diyor. Adnan Menderes tam bu olayların olduğu Bediüzzaman'a bu işkencenin uygulandığı dönemde bir uçak kazası geçirdi. Uçakta benim bildiğim herkes öldü. Evet. Bir tek bu kurtuldu ayaklarından asılmış olarak. Ayaklarından bir demire asılmış olarak ters başın üstüne asılmış olarak kurtuldu. Veyahut birkaç kişi daha kurtuldu tam hatırlamıyorum. Mesela ona bir uyarıydı. Bak Allah onu astı havada tuttu başının üstüne. Evet. Yani bu aklını başına al anlamındaydı. Anlamadı. Dinlemedi.